Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Fatih Canbek. Haftalık teknoloji programı Chipset'in 8. bölümünden hepinize selamlar, sevgiler. Nasılsın Melisa? İyiyim Fatih'im, seni gördüm daha da iyi oldum. Evet, gayet iyiyiz. Chipset'in bu bölümünde haber sunmayacağız. Haberle ilgimiz yok bu bölümde. Bilgisayar mühendisliği okuyoruz biliyorsunuz biz ve bilgisayar mühendisliğine gelen öğrenciler ne bulacaklar, ne bulmalılar, ne bulmayı beklemeliler, bunu konuşacağız. Yani bölümle ilgili söylenebilecek çok şey var. Bir başlangıç noktası belirleyelim. İstersen oradan... sen bölüme nasıl geldin, neden geldin, bunu bir konuşalım. Şöyle, bilgisayar mühendisliği benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Hani son anda karar verdim ya da şurası tutmadı, bilgisayar mühendisliği oldu deyip gelmedim bilgisayar mühendisliğine. Bilgisayarın bende yeri hep farklıydı. Bilgisayarda zaman geçirmeyi, tamam belki eskiden sadece oyunlar içinde ama hoşuma gidiyordu. Ve aynı zamanda bilgisayarı anlamak istemeye başladım. Hani o beni anlıyor, ben de onu anlayayım istedim. Biraz ilginç bir düşünce şekli aslında. Öyle bir hayal gelişti bende. Hayalimi de bir şekilde gerçekleştirdim. Geldim bilgisayar mühendisliğine. Artısıyla eksisiyle gayet memnunum yani halimden aslında. Arada bir söylensem de neyle karşılaşacağımı biliyordum az çok. O yüzden problem olmadı benim için pek. Peki sen nasıl geldin? Ben nasıl geldim? Ben aslında bilgisayarla nasıl çalıştım? Babamın iş yerine tanıştım. Onun iş yerine gidip daha böyle 4 yaşındayken vesaire bilgisayarda oyun oynuyordum. Çok güzel bir bilgisayarları vardı o zaman. Pentium 4 işlemciye sahip bir bilgisayardı. 2003-4 falan yani en fazla. Orada oyun oynuyordum. Tomb Raider oynuyordum. Senin bayıldığın bir oyun serisidir Tomb Raider, biliyorum. Tomb Raider oynarken tanıştım. Ondan sonra tabii ilişkimiz devam etti sürekli olarak. Amcamın bir bilgisayarı vardı. Bundan da evvel yani. Onun Pentium 2 işlemcili bir bilgisayardı. 0.6 GHz galiba hızı. Ki şu an bir komik bir hızı yani. İşte 56 MB RAM vardı galiba. Oo. Öyle bir şey yani. Ara belleğin boyutunu düşünebiliyor musun? 56 MB RAM'de ne yapacağını. Ben bugün bazen 8 GB'lık RAM'le çıldırıyorum. Hani gerçekten. 56 MB RAM'de ne yapılır, değil mi? Daha sonra tabii devam etti. Ben 1. sınıftayken eve internet ve bilgisayar geldi. O çok özel bir andı benim için. Sürekli bir şeyler yaptım, devam ettim. MSN. Araştırdım. Evet, MSN. MSN konuşalım ya. MSN çok şey yani. MSN direkt böyle bir neslin. Drama. Küçüklüğün peşimi bırakmıyor. Evet ya. MSN hesap açardık. Dinlediğin MP3'ü gösterirdi, hatırlar mısın? Şunu dinliyor şu an diye. Evet evet. Orada böyle triptik şarkılar dinleyip işte sevdiğimiz kıza ya da oğlana mesaj vermeye çalışırdık. Ama daha kaç yaşındayız yani? Yani 10 dile değil belki de. O zamanlar çocukluk şeyleri. Ya ben komik şeyi buluyordum MSN'de. Böyle tam hani şarkıyı dinlediler, bir de sözlerini böyle durumlarına falan yazıyorlardı. Of of of, neler neler gördü bu gözler. Ben öldüğüm gün seni sevdiğim gündür gülüm isimli cümleyi bir arkadaşımın durumunda gördüm. Bu var yani, bu şaka değil. Anlattan sonra WhatsApp'a geçtiklerinde durum mesajı hani sınırlı ya, istediğin kadar yazamıyorsun. Bunlar azaldı. Ben oraya hala çok tırtık şeyler yazıyorum. Okumuyorum. Görmek zorunda değilim. MSN'de gözüne gözüne giriyordu yani. Kişiye bakarken görüyordun istemsizce. Ama ben şu an senin durum mesajını görmek zorunda değilim. Ama şey de var ya, şimdi şöyle düşün bir de. Hani o zaman farklıydı ya. O atmosfer farklı atmosferdi. Onu şimdikiyle karşılaştırmanın manası yok yani. Şimdiki daha WhatsApp mesajı da aynı şey değil o. Neyse... Ben şeye çok bayılıyordum, biliyor musun? Oyunları oynamak yerine kurma süreci. O oyun kurma süreci benim için özeldi. Çünkü gidersin, crack yaparsın, çalışmaz. Tabii yönetici ki. Olarak başlatırsın. Başka şeyler yaparsın, sağ tıklarsın, özelliklere girersin. İşte oradaki 256 rengi çalıştırırsın. Bilgisayarın yani. Kaldırmaz, grafikleri düşürmeye çalışırsın. Ayarlardan ama şey, oyun ayarlarından değil. Gerçekten kurulum kısmı keyifli oluyor ya. Kurulum kısmına ben bayılıyordum. Evet, şöyle bir güzelliği vardı. Hani kuruyordum. Çalışmıyordu. İşte dediğin gibi yapıyorsun çalışmıyor. Misal bir sefer şöyle çalışmıştı. Hala çok komik bulurum. Her yerden denedim, olmadı. Masa üstünde sol altta basarsın, başlangıç menüsü gelir karşına. Oradan tıkladığımda açılıyordu sadece. Abi oluyor böyle şeyler. Neyse, çok zevkliydi o kurulum anıları. Daha sonra bir hacker filmi seyrettim. War Games. War Games benim böyle bu işlere ilk defa böyle sağlam hardcore merakla başlamamı sağlayan şeydir.
content'tir, içeriktir. Orada bir hacker çocuk vardı. Daha doğrusu çocuk değil yani 20 yaşlarındaydı. Bir savaş oyunu indiriyordu. Aslında o savaş oyunu değil de Amerika'nın nükleer savaş simülatörüymüş falan yani öyle garip bir oyundu filmde. Onu seyrettim, Linux'a merak sardım. Tabii indirip kuramadım ama böyle sürekli okuyordum böyle deli gibi forum okuyorum. Oyunlar vardı tabii, çok oyun oynadık. Oyun çok başka bir olay bizim için. Oyun evet. Özel bir şey, oyunun bir özel bir yanı var eskisi yani. Eskisi kadar zaman ayıramasam da. Ben de ayıramıyorum. Ama ayırmak ister miyim? İstemiyorum da, onu fark ettim. Evet. Artık şey sarmıyor beni. Hani bir oyunun başına oturup 20 saat oyunu oynayıp bitirmek bunun keyfi çok minimal geliyor. Ya bir de eskisi gibi oyunlar hoşuma gitmeyebiliyor misal. Atıyorum Call of Duty'yi ben çok severdim. Hala mesela otursam belki oynarım yine. Ama böyle o tarz oyunlar artık eskisi kadar sarmıyor. Daha çok böyle hikaye, konu daha şey olsun istiyorum. Mesela şu an Witcher 3 oynadığımı biliyorsun. Hani haritaya gez gez bitmiyor öyle zevk alıyorsun, dolaşıyorsun, ediyorsun, hikaye çok geniş. Eskisi gibi oyunlar hoşuma gitmiyor artık böyle daha arada gireyim, devam edeyim, kapatayım, tekrar gireyim böyle. Oturup 12 saat, 13 saat oynadığım zamanlar yok artık. Gerçekten 12-13 saat oyun oynama olayı benim için de bitti. Yani bu yaşla alakalı belki biraz da, biraz da hevesle alakalı, işte iş güçle alakalı ama bitti yani. Neyse konumuz kaç saat oyun oynadığımız biraz değil. Biraz da mesleki deformasyon. Evet ya. Yani oyunun arka fonu nasıl olduğunu bilince oynayasım gelmiyor biliyor musun? Ben de şöyle mesela futbol oyunları ben sevmezdim ama artık hiç oynayamıyorum. Çünkü şu var. Şimdi şut zar çekiyorum. Zar atıyor arkadan. Şut çekiyorum tamam mı? Ben biliyorum ki ben asıl şut çekmedim. Karakterimin özellikleri dolayısıyla bir ihtimal geldi. Kalecinin özelliklerinden çıkartıldı. Ve bir de şans eklendi. Ben gol attığımı sanırken aslında oraya bir animasyon devreye girdi ve ben gol attım. Yani. Bir ihtimal bir zar atıldı arkada. Şimdi bu insan artık keyif vermemeye başlıyor bir yerden sonra. Ya bunu unutmak gerekiyor zevk almak için oyunda. Bilmiyorum ya. Ama çok zor oluyor ya biliyorsun yani çünkü yapacak bir şey yok. Arka fonda nasıl işlediğini bu şey gibi. Hani film bölümüyle ilgili bir şeyler okuyanların filmlere eski gözle bakamaması gibi. Aynı şey. Mesela E-Devlet'e biliyorsunuz soy uygulaması eklendi ya. Hı hı. Orada mesela bazı insanların işte mesela adam 200 yaşında hala bir hayatta gösteriyor ya. Şey biliyorum arka planda hani eğer if eşittir ölü göster, ölü değilse else sağ göster diyor. Şimdi adamın ölüm kaydı olmadığı için otomatik olarak sağ çıkıyor. Aynen öyle. Ya bu kodu arkada kafamda tahmin edebiliyorum nasıl bir kod olduğunu orada. Şimdi bunu bilmek bir garip hissettiriyor insana ister istemez değil mi? Yani ya hiçbir şey eskisi gibi bakamıyorsun. Neyse biz kendi özel hayat hikayemize devam edelim. Ya ben devam ettim işte ondan sonra. Liseye geldik. Lisede de devam etti bunlar. Lise 2'de ilk defa böyle bir kodlara falan tanıştım. HTML falan yazdım. Bir sosyal medya ajansı sahibi abimiz vardı. Onunla bu işlere başladık. Ama çok da yani araya üniversite sınavı girince bırakmak zorunda kaldım. Ama orada öğrendiğim şeyleri unutmuyorum. Çok şey öğrendim ondan. Özellikle hani başın satış pazarlama kısmı nasıl olduğu ile alakalı çok şey öğrendim. Bir ürünün nasıl sunulması gerektiği hakkında çok şey öğrendim. Bayağı bir şey öğretti bana o. Tolga Yerukakan. Bu kadar benim için de yani. Bu süreç daha sonra işte üniversite sınavına girdim ve istediğim bölüm bilgisayar mühendisiydi. Gerçekten böyleydi. Yazdım geldi. Peki neden yazılım düşünmedin? Yazılım da düşündüm aslında fakat ya şöyle bir şey var. Yapmak istediğim şey yazılım üretmek değildi aslında. Yani üretmek istiyorum fakat asıl istediğim şey bu değil. Ben daha çok işin daha böyle sosyal tarafında olmak istiyorum. Satış olsun, pazarlama olsun, reklam olsun. Çünkü bir ürün yani bir yazılım üretme süreçlerine baktığımız zaman sürecin büyük kısmı yazılımı ürettiğin kısım değil. Onu satmak çok önemli. Çünkü satamadığın zaman hiçbir anlam ifade etmiyor senin için. Yani yazılımı satmak aslında belki de üretmekten daha önemli. Ya da müşteriyle iletişim kurabilmek. Çünkü şöyle bir durum var. Sen ürünü üretiyorsun ama ürünü müşteri kullanıyor. Şimdi müşteri sana eğer doğru dönütü veremezse, doğru analiz etmezse yaptıracağı işi, o iş yapılmıyor. Hani bunun farkına vardım ve dedim ki hani ben işin daha çok bu alanında olmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği tercih ettim bu yüzden de. Donanıma da ilgim vardı çünkü. Hani elektrik çok küçük yaşlarından beri oyuncaklarımı söküp takma üzerine bir başlar bilirsin. Herkes de vardır o. Elektriğe meraklı insanlar da. Oyuncak arabanı sökersin takarsın falan. Parça arttırırsın bir de. O çok var bende. Söktüğüm şeyden kesin parça arttırırım. Ya 3 tane bir de ya 2 tane orada BIOS pili falan. Kesin artık elinde kalır. Sen geri birleştiriyorsun artan parçalar. Bir yerde bir terslik var. Ama çalışıyor biliyor musun?
fazlalıkları çıkarmışsın. Evet ya, bunun nasıl bir maliyeti var bilmiyorum ama firmalara kaç senttir artık onların artan parçanın maliyeti, ama artıyor. Şaka değil yani. Ha tabii arka planda bizim bilmediğimiz şeyler de vardır. O parçaların bir sebebi de muhakkak vardır ama. Hani bilmiyorum şu an. Çok... Bir şekilde çalışıyor. Ya çalışıyor. Kasada aynı şeyi yapma da. bu kart ihtiyaç sonra... yok ya. Ekran kartını çıkarıp elektrik, atma. Elektrik, elektronik, bilgisayar mimarisi derslerimizi de sonra. Üzmeyelim kendimizi. Doğrudur. Biraz bilgisayar mühendisinin ne gerekiyor ona, bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak hani bizim gözlerimiz. Tabii şimdi biz şey değiliz, biz bitirmiş insanlar değiliz bölümü. Yani henüz daha birinci sınıf öğrencileri. Bizim burada yapacağımız yorum, yapacağımız yorum, görüşümüz, bakış açımız bir birinci sınıf öğrencisi bakış açısı. Hani tabii geldik çok şey gördük. İster istemez hangi bölüme gidersen hangi çok şey görüyorsun. Biz daha bir de bölümle alakalı insanlarız. Hani dışarıdan da şeyler yapan insan. Ben dün 2 gün etkinlikteydim. 48 saatin 25 saatini etkinlikte geçirmişim. Eğitimde geçirmişim yani. Yani. Ya bunlar ilgilenen insanlarız ve bu yani bir yerinden yakalayabildiğimi düşünüyorum olayı. Bilmiyorum. Yani tabii daha profesyonel, daha bilgili abilerimiz kesinlikle var. Onlara da buradan hani özür dileyerek yorumlarımızı yapacağım. Sen de mutlu olmalısın. Öyledir. Tabii ki şu anda yani ne olursa olsun henüz birinci sınıfız ve belki çok şeyi bilmiyoruz henüz. Ya hayata şu an farklı açıdan bakıyoruz. Belki de 4 sene sonra başka bir yerden tutulacağız hayatı. Bence böyle programı her yıl yapmalıyız. Evet, yapalım bunu. Bir sefer her yıl yapalım bunu. Yapalım. Ya bir de şey var. Hayata farklı bir yerden... Ya belki başka bir bilinç seviyesine oluşacağım. Tamam, o bilinç seviyesinde de değişecek düşüncelerim. Bilmiyorum. Tabii ki. Biz şu anki bulunduğumuz seviyeden bakıyoruz. Şimdi sence ben sana sorayım. Bir bilgisayar mühendisinin neye ihtiyacı var? Hangi özellikleri taşımalı iyi bir bilgisayar mühendisi öğrencisi? Benim sana. Görüşüme göre her şeyden önce buna fazlasıyla merakının olması lazım. Bunun kesinlikle hani öyle basit bir ilgi olmaması lazım. Gerçekten ilgisini çekmesi lazım. Çünkü bu öyle ya bilgisayar güzel işte gireyim nasılmış bakayım deyip girebileceğim bölüm olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir normal insan... girip de orada 2 saat 3 saat en basitinden o da kod yazmak istemez, biliyorsun en son verdik yarı ödevi daha hala tamamlayamadım. 6 saat 7 saat kod çalıştığımız oluyor seninle, biliyorsun. Bunları yapabilmek için buna ilginin olması lazım bence her şeyden önce. O hiçbir şey bilmesen bile burada sonuçta hiç kimse doğuştan kodlamayı bilip gelmiyor bu bölüme. Bilmek, kodlamayı önceden bilmek, illa bir bilgi birikimin olmasının gerekli olduğunu düşünmüyorum bölüme girmek için. Ama kesinlikle ilginin olması lazım. Merak edilmesi lazım, araştırılması lazım sürekli. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Hani hangi yetenekleri? Bir kere önce matematiği sevmek zorundasınız. Ben matematiği sevmiyorum ama gelip kod yazacağım. Şimdi şu çok önemli. Şimdi kod yazan adamla bilgisayar mühendisliği arasında fark var. Nasıl fark var? Şimdi bizim okulumuzda çok... saygıdeğer sevdiğiniz bir hocamız var, Ahmet Koltuksuz. Şimdi o Ahmet Koltuksuz beyefendiye baktığın zaman ve yanına bir de başka birine baktığın zaman o şeyi anlıyorsun. Akademik kökenli yazılımcıyla bir de alaylı yazılımcı arasındaki farkı anlıyorsun. Adam bu işin fiziğini biliyor. Temelini biliyor. Yani senin bilgisayarınız çalıştığını bilmen çok önemli bir şey aslında. Şimdi mesela biz bazen eleştiriyoruz fakat hani bu gerçek. Mesela bubble sort gördük değil mi? Hı-hı. Şimdi normalde Java'da in order diyorsun, diziliyor. Hiç bubble sort falan kullanmıyorsun. Ama işte iyi yazılımcı ile orta yazılımcı arasındaki fark şu. İyi yazılımcı bubble sort'un nasıl çalıştığını bilirse onu daha efektif kullanıyor. Gerektiği vakitte onu açıp modifiye edip daha hızlandırabiliyor süreçlerini. Bak Daron Yönden beyefendi geldiler dün. Bizim okulumuzda bize bir Azure eğitimi verdiler. Şimdi Azure bir sunucu sistemi. Sunucu sisteminde de tabii iş yapıyorsun, para ödüyorsun. Nihayetinde yaptığın iş başına. Daron Hoca bize bir faturasını gösterdi. Bir de bir şey yaptı, orada bir fatura gösterdi. Ve yani aradaki maliyet farkı 4 kattı. Aynı şey, 2 farklı kod, maliyet 4 kat artıyor. Oh. Eğer iyi yazdığın zaman sen yani yaha yaptığın işte 4 kat kar sağlıyorsun. İyi yazılımcının aslında şirketine de ya da kendine kattığı şey bu. İkincisi dedin ki matematik seveceksiniz. Şimdi matematik sevmek şudur, yani ben integral çözüyorum. Yani bu değil. Matematiğin mantığını seveceksin. Mesela dün ne yaptığımı anlatayım. Veri yapıları ödevini yaptın mı sen? Yani yapamadım henüz ben maalesef. Ben bitirdim. Yardım ederim sana da şimdi dersten sonra. Yaptım hadi. Gece 3'te yaptım. 12-3 olarak 3 saat uğraştım. Ve ya elime kağıt kalem aldım ve iki polinomu nasıl çarparız? Daha sonra matrisleri nasıl çarparız? Buna kafa yordum. Yormak zorundasın. Ki bu daha çok başlangıç bir şey. Çok basic bir şey. Daha çok şeye kafa yoracaksın. Bunları sen zevkle yapmıyorsan 3 katlı integraller. Gerçi integral başka bir şey.
bilgisayar mühendisliğinde ilgilendiğimiz matematik türü continuous matematik değil. Discrete matematik, aylık matematik. Ya üç katlı integrali zevkle çözmüyorsan, onu bulmaca gibi çözmüyorsan sorun yaşarsın. Üzülürsün. Ya da işte bir mantık sorusunu keyifle çözmüyorsan sorun yaşarsın. Şimdi ben keyifle çözüyor muyum sorusunun cevabını da her zaman evet diye veremiyorum. Ama yani bir ölçüde bununla uğraşmaktan zevk alıyorum. Yani en azından şunun bize çok büyük keyif verdiğini söyleyebilirim. Tamam, belki o sırada onu çözmekle uğraşmak keyifli değil, ama onu çözdüğünde yaşadığın mutluluk çözerken uğraşıp sıkıldığın anlara değiyor yani. Evet, yani uğraştığında aldığın o haz var ya. Ben dün program çalıştırdım. Terminalde C++ kodun ismi .c sonra backslash out diyorsun ya. Çıkıyor. Evet. O çıktığı görmenin verdiği haz çok büyük. Kodu tek seferde yazdım. Oo. Yazım çalıştırdım ya. Fatih Bey. Ya çok geliştirdim kendimi. Onun verdiği haz çok büyük mesela. Bunu sevebilmek çok önemli. İkincisi araştırmak, okumak çok önemli. Ama okuyacaksın. Hani eğer sen Stack Overflow'a girip başka okumuyorsan bundan keyif alamazsın. Yani bu işi yapamazsın. Ha şu var. Yapmak zorunda mı değilsin aslında. Dediğin gibi bu işin hiç kod yazmayan insanlar da var bu sektörde. Bu işte çalışan. Ama ya bu da bir kariyer planı, bir kariyer tercihi olabilir. Bu tamamen kişi. Ama bilgisayar mühendisliğine geliyorsan kod yazıyorsun. Yazıyorsun. Yazacaksın yani. En kötü C yazacaksın. Biz C yazıyoruz. Ya hatta yönelmene, çalışmana göre yazılım mühendisliğinden çok daha fazla yazabiliyorsun kendini geliştirmek istiyorsan. Yazılım mühendisi biraz şöyle fark ediyor. Onu anlatalım, o fark önemli. Gerçi farkı anlatmadan evvel bir ara mı versek? Olabilir. Tamam, bir şarkı öyle dinleyelim. Yapalım. Öyle yapalım. Peki, hadi aradan sonra görüşmek üzere. Some
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ufak bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz şu anda. Yaşar Üniversitesi Radyosu'ndayız. Haftalık teknoloji programı Chipset'in 8. bölümünden devam ediyoruz. Ufak bir ara verdik. Bu hafta ne konuşuyorduk Melisa? Bilgisayar mühendisliği nedir? Neler beklenmeli, neler beklenmemeli? Yazılım mühendisiyle karıştırılmaması gereken noktalar bilgisayar mühendisliğinin. En son ondan bahsedecektik zaten. Evet. Şimdi yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği arasındaki fark şu. Yazılım mühendisliği daha çok yazılım geliştirme süreçleri ile alakalı eğitim, bilgi, yönetim, raporlanması, doküman hazırlanması ile alakalı ilgilenen kısmı. Bilgisayar mühendisliği de bu işin daha teknik, daha böyle... tabii mikrofonu vurdum. Daha teknik, böyle donanımla ilgilenen kısmı. Öyle söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliğinde donanım çok önemlidir. Donanım dersleri vardır. Mikro işlemci, bilgisayar mimarisi, elektronik devreler, bunları hep öğrenirsin. Yazılım mühendisliğinde bunları öğrenmezsin. Tek odan yazılımdır. Yazılım geliştirme süreçleridir. Bu öyle şeylerdir. Yani bu çok ciddi bir fark aslında bakarsın. İkisi farklı disiplinler aslında. Öyle tabii ki. Tercih yaparken hangi disipline gitmek istediğini seçerek, bunu bilerek tercih yapman lazım. Ben bilgisayar mühendisliğini seçtim. Sebebi şuydu. Hani yazılım geliştirme süreçleri ilgileneyim, meraklıyım. Fakat o kadar değil. Yani donanım benim için daha değerli geldi. Daha değerli bilgi geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Biz şey yapıyoruz. RAM üzerinde cambazlık yapıyoruz aslında. Hani bizim yaptığımız iş veri yapılarında bu. Cambazlık. Aynen öyle. Yazılım mühendisliği böyle değil. Biraz daha farklı o açıdan. Hani bir diğer önemli noktaya gelelim. Neye ihtiyacımız var? Bilgisayar mühendisliği bölümüne gelirken. Pırıl pırıl bir beyne. Evet, heyecanlı, bilgiye aç, pırıl pırıl kafalara ihtiyacımız var. Bu çok net yani. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. İkinci de şimdi şunu çok geliyor. Bunu da duyuyorum etraftan. Hani bilgisayar mühendisliğini yazacağım. Bilgisayar ihtiyacım var mı? Şimdi aslında yok. Çünkü okulunuz, gittiğiniz üniversite size bu ekipmanı sağlamak zorunda. Yani ödevinizi yapmak istediğiniz zaman okulun size ödevi yapacağınız yeri gösterebilmesi lazım. Ki zaten bütün üniversiteler bunu gösterirler. Masaüstü bilgisayarınız varsa eğer, ki bu sen tecrübe ettin bunu bir dönem boyunca. Hı hı. Laptopu yeni aldın. Nasıl geçti o bir dönem? Ya sorun yaşadın mı? Açıkçası pek bir problem olmuyordu. Hani şöyle bir sıkıntısı oluyordu. Okulda arkadaşlarınla çalışacaksın. Şimdi tam arkadaşının laptopundan çalışıyorsun ama o sırada yazıyor. Sen yazmıyorsun o kodu, bizzat kendin yazmıyorsun. O sırada anlamanda bazen problem, her zaman değil ama daha sıkıntılı oluyor anlamak, daha zor. Çünkü kendin yazmanla birinin yazdığını görmek çok farklı oluyor. Ha, ne oluyor? Kodun, atıyorum, resmini çekiyorsun. Kendin evde yazmaya çalışıyorsun. Bezemediğin yerde çektiğin resimden bakıyorsun. Öyle denenebiliyor. Onun dışında pek bir sıkıntısını görmedim. Hani derste de faydası olmuyor desem yalan olur ama laptopun. Hoca anlatırken sen bizzat orada yazıp deniyorsun. Ama bir masaüstü olduğunda kağıda yazıyorsun. Onun da faydası oluyor. Özellikle sınavlarda faydası oluyor kağıda yazmanın da. Hani aslında çok bir dezavantajı yok masaüstü bilgisayarın. Yani eğer masaüstü bilgisayarınız varsa ve ya şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl bir bilgisayara ihtiyacımız var sorusu gelir önce bence bundan evvel. Şimdi bilgisayar mühendisliğinde eğitim hayatınız boyunca yapacağınız işler için bir donanım ihtiyacınız aslında yok. Çok böyle minimal şeyler yapıyorsunuz. En büyük size harcayacak olan şey tarayıcınızdır. İnternet tarayıcı, Chrome'dur. Hangisini kullanırsan en fazla kaynak harcayacak olan yazılım o. Başka bir şey yok. Ya da belki ileride böyle bir server sunucu kurmak isterseniz biraz o harcayabilir. Bunun dışında herhangi bir zorlayan şey yok bilgisayarımızda, var mı? Yani tek Ubuntu kuruyorsun bir de. Ya o işletim sistemi açıkçası. İşletim sistemi kuruyorsun. O da RAM'ini paylaşıyorsun onunla. Evini paylaşıyorsun. RAM paylaşmak ev paylaşmaktır. Ekmeğini paylaşıyorsun. Suyunu paylaşıyorsun diyorsun. Yani evet. Şimdi... Benim için çok acıydı yani, hatırlatırım. Evet, hatırlıyorum. Çok üzücü günlerdi. Karanlık dönemlerdi. Neyse, bunlara girmeyip seni üzmeyelim daha fazla. Tamam, ağlama gerçekten. En çok kaynak tüketecek olan yazılımınız Chrome'dur. Dolayısıyla hani bir şeye girmeyin. Hani benim bilgisayarım yok, bilgisayar mühendisliği okuyamam gibi bir şey girmeyin. Tabii ki öyle bir şeye girmeyin. Eğer diyorsanız ki ben bilgisayar almak istiyorum. Ben bilgisayar alacağım abi. Ne yapayım? Ne alayım? Ben bilgisayar mühendisliğine başlamak istiyorum. Bilgisayar alacağım. Şimdi burada önünde 3 tane, hatta 2 tane seçenek var. Bir tanesi Apple üzerinden giden Mac OS X dünyası.
Burada mesela biraz şey yüzünü ekşitti ama neyse, öteki de Windows üzerinden yürüyen öteki dünya. Şimdi burada herkes Windows kullanıyor, bu bir. Ha, eğer benim bir macOS makinem var diyorsan ve bunu kullanayım mı diyorsan bir sakıncası yok. Öncelikle bunu söyleyebileyim. Bir problem yaşamazsın yani yazılımlarda. Ha, makine mühendisi okuyorsan yaşarsın. Çünkü onların kullandıkları SolidWorks isimli yazılım çalışmıyor demekti. Şimdi nasıl bilgisayar alalım? Şimdi bir kere kendi açımdan konuşacağım ve çıtayı yükselteceğim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Hani bu herkesin belki de ulaşabileceği sistemler değil bunlar. Sen de gerçi yüksek bir sistem. SSD var değil mi senin bilgisayarında? Var. Şimdi bir kere SSD olacak abi. Yani benim kullandığım bilgisayar SSD yoksa sıkıntı yaşarım. Üzülürüm yani. Yani şöyle, almışken bence alabildiklerinin en iyisini alsınlar. Çünkü mesela ben aldığım laptop, biliyorsun benim aldığım laptop aslında oyun laptopu olarak geçiyor zaten. Ama ben onu özellikle oyun oynamak için almadım. Onu almamın sebebi uzun vadede daha çok faydasını görecek olmamdı. Bilgisayar mühendisliğinde bize hani fazlasıyla yetecek bir laptop belki. Ama ben ileride daha farklı şeyler düşünüyorum. Biliyorsun işte Unity'ydi, Maya'ydı. Onlarla ilgili şeyler yapmak istediğimde anca beni idare edecek bir laptop. Bir de daha sağlam yaptıkları için oyun laptoplarını daha uzun süreli gidebilecek bir laptop benim için. Onun dışında ekstrem özellikleri var mı? Var. İşte Unity gibi programlar kullanmayı düşünmüyorsanız 3 boyutlu 2 boyutlu tasarım için çok gerekli olmayan bir laptop aslında. Şöyle söyleyeyim, mesela benim olmazsa olmazlarından bahsedeyim mi? Evet. Şimdi bir kere öncelikle bir 2.5 GHz'in üzerinde bir işlemci ihtiyacınız var. Bunu söyleyeyim. Düzgün bir işlemci. i5 ve üzeri. i3 işlemci, M-Core işlemci falan sakın düşünmeyin. Yok, i5 ve üzeri sakın. Olmalı. O da 7. nesil. En azından i5 olmalı. Çok önemli. i7 olursa daha iyi. Daha çok işinize yarar. En az i5 olmalı. RAM. RAM'in abi, RAM çok önemli. Çok önemli. Hani şey, RAM önemsiz diye bir laf var. Değil. Çok önemli. Eğer yazılım geliştiriyorsan veya mesela bir mobil aplikasyon yapıyorsan abi RAM'in 16 olması gerekiyor. Yani 8 RAM'e darboğaza giriyorsun. Ben giriyorum. Evde başka bir bilgisayarım daha var. Xamarin'de 2 emulatör aynı açamıyorum yani. Hem iOS hem Android çıktısını göremiyorum. Şimdi bu benim için bir problem. Ben görmek istiyorum. Yani şimdi bende de mesela 8 GB RAM var ama ben çok memnunum halinden. Problemini görmedim hiç. Şimdi burada şu var. RAM'in şeyi var. DDR4 değil mi RAM'de? O da fark ediyor. DDR3 olsa 8 GB'da duramazdım. Ya orası öyle. Seninki 3 mü? 3. Ha. Ama 16 GB. Yani 16'dan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Onu söyleyeyim. Hatta DDR2 biliyor musun? Evdeki bilgisayarın işlemi şeyi. Evet, DDR2. 16 GB RAM benim çok rahat işimi görüyor. Çok mutlu ediyor. Yani görsün bir zahmet. Rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor beni 16 GB RAM. Üzmüyor. 32 olsa daha mı iyi mi olur? Yani fazla RAM göz çıkarmaz. Keşke yapsalar diye düşünüyorum. Yapsa ya, onu alacaktım olsaydı. 32 olsa alacaktım. SSD olarak da en azından 256 GB. Bak 128 SSD almayın. Gerçekten bilgisayar mühendisi öğrencileri ya da herhangi bir bütün yayın dinleyen dünya halklarına sesleniyorum abi. 128 GB depolama alanına hiçbir şey koyamıyorsun. Ben en çok ekran kartına önem veriyorum. Ekran kartı önemsiz değil. Önemsiz diyemem ben ekran kartına. Ama önemli de diyemiyorum bir kendi açımdan. Şimdi ben bazen video işliyorum. Video işlemi yapıyorum. Hani Premiere üzerinde video edit yapıyorum. Şimdi orada render alıyorum. Render alırken performans etki ediyor. Şimdi ben 15. bir cihaz kullanıyorum. 13. de vardı. 13. de harici bir ekran kartı yoktu. Onu o yüzden almadım açıkçası. Çünkü bana bir ekran kartı lazım. Lazım. Harici ekran kartı lazım. Lazımdı. Çünkü render alırken yani 80 saat beklemek istemiyorum. Bilgisayar alırken seçeceğiniz bir diğer kritere gelelim. Benim için çok uzay kadar önemli falan önemliydi bu. Ağırlık. Önemli. Abi taşıyamıyorsun. Özellikle yanında taşıyorsan sürekli, biz yani yanımıza taşıyacaksan sürekli, ağırlığı cidden çok önemli. Hafif bilgisayar alacaksın. En fazla alacağım bilgisayar 2.5 kilo abi. Bence. Ya, misal aynı hani, hatta bir iki özelliği daha iyi durumda olan başka laptoplar vardı ben alırken. İsim vermeyeceğim hangi laptop. 16 GB RAM'i vardı misal. Çok daha iyi durumdalardı. Ama 3.5 kiloydu. Dedim ben bunu yanımda taşıyacağım sürekli. Onu taşıyamazsın yani. Ya mesela benim aldığım laptop tamam 1-2 tık az olsun özelliği ama 2.2 kiloydu. Yani sırtıma çantayı atıyorum, sırtıma ağırlığını bile hissetmiyorum. Yani mesela benim özellikle çok ihtiyacım oldu laptopa, çünkü
Biliyorsun idmanlara gidiyorum aynı zamanda. Benim idmanım genelde 7-9 oluyor. En iyi ihtimal 5-7 ya da 6-8 olduğu oluyor. Ve hafta içi 3 gün idmanım var. Ben akşam eve gittiğimde çok yorgun oluyorum. Hani anca eve gittiğimde artadan ona geliyor saat. Hani bir yemek yiyip uyuyorum sonrasında yani. Laptop olduğunda ama artık zorunluluk oldu çünkü çalışamıyorum akşam eve gittiğimde. Ders aralarında, dersin bittiğinde idmana kadar olan sürede çalışabilmemi sağlıyor bana. Böyle bir kolaylık sağlıyor ve ihtiyacım vardı buna. Diğer türlü çok eksik kalıyordum. O yüzden benim için çok iyi oldu. Şimdi yarın bir gün piyasaya çıktığınızda da şu olacak, başınıza gelecek. Şirket diyecek ki benim verdiğim bilgisayarı kullanacaksın. Peki abi kullanayım, ne var içinde? HDD var, 256 GB. RAM var 8. i3. Hatta belki Pentium. Verecek sana bilgisayarı, diyecek ki al kullan. Şimdi sen yani burada yani developer'sın, kullanamam demeyeceksin. Kullanacaksın mecbur. Bu bir şey, tamam mı? Üzücü bir şey. Şimdi şirketler bunu düşünmüyorlar. Çoğu şirket bunu düşünmüyor. Ne yazık ki böyle bir durum. Ben bunun tarafından çok duydum. Hani işte şirketin verdiği bilgisayarı kullanmak zorunda olmak ve kullanamamak. Çünkü ya bugün bir Visual Studio açtığın zaman, ne bileyim bir Eclipse açtığın zaman, NetBeans açtığın zaman, Android Studio açtığın zaman bunlar kaynak tüketen şeyler. Tabii ki. Ve hani developer bilgisayarın başında böyle çıldırıyorsa o adam iş falan yapamaz yani. Yani kod yazarken takılıyorsa, bir şey açılsın diye bekliyorsa saatlerce. Yani şimdi, ben kod yazarken bilgisayarın takılmasını istemiyorum. Yani. Ha, takılmasın abi. Dedin ki ben neyse veririm ya, takılmasın. Ya bunu herkes tabii diyemeyebilir yani. Bu bir şey. Başka parametreler var orada. Hı hı. Ama diyebiliyorsanız ve bu yatırım yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Çünkü bunun zaman olarak geri alacaksınız. Ve zamandan değerli bir şey de yok. Hı hı. Ha, şeyi anlatalım bir de. Sen neyle karşılaştın bilgisayar mühendisliğine gelince? Açıkçası yani gelirken araştırmıştım tabii ki nedir diye bakmıştım ama tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum açıkçası. Öyle ilginç bir şekilde geldim. Çünkü hani okuldan okula dersler, içerikler değişebiliyor. Dolayısıyla tam ne göreceğimi kestiremiyordum. Teknik olarak keyifliydi aslında bölüm dersleri. Çünkü ilk defa böyle kod yazacağım, edeceğim. Güzeldi o anlamda. Farklı programlar kullanmayı öğrenmek, bilgisayarı farklı bir şekilde görmek. Açıkçası eğlendim. Bir de çok uyku düzeniniz olmayacak. Yani bunu da göz önüne alın. Ben nasıl söylemeyiz bunu unuttum. 3'te yatıyorsunuz, 7'de 8'de kalkıyorsunuz. Bazen 4'te, bazen uyumuyorsunuz. Bunları göz önüne alın lütfen. Gözaltı torbalarım var. Gözaltlarım gri. Benim saçlarım beyazdı, döküldü. Daha 20 yaşındayım. 2 tane beyaz telim var. Henüz 20 bile değilim. Zaten iyi developer uyumayan developer diye bir laf var. Kahve sizin için çok önemli bir şey olacak. Kahve sevmiyorsanız da biraz zorlanabilirsiniz bölümde. Kahve yani sizi çay uyanık tutuyorsa çay içersiniz. Ben kalmak zorundasınız. Açıkçası benim çayla hiç aram yok. O yüzden ben kahve içiyorum. Evde hiç bitmeyen şey kahve. Gerçekten yani bilgisayar mühendisliği çok böyle meraklı olmanız gereken bir iş. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum ben. Hani ya şöyle bir şey var. Şimdi bu yazılım yazma süreci, biz de tabii bu işin daha başındayız. Fakat başında bile şöyle bir challenge var. Kod yazmayı öğrenmeye başlıyorsun. Orada biraz öğreniyorsun, tamam. Bir miktar öğreniyorsun. Süper gidiyor her şey. Sonra bir arada bir dönem oluyor, tamam mı? Hiçbir şey, yaptığın hiçbir şeyin hiçbir işe yaramadığını anlıyorsun. Yani for döngüsü yazabiliyor olman sonra hiçbir şey yaramıyor. Tamam, bunu anlıyorsun. O noktada çok büyük bir direnç göstermen lazım. Direnç gösterip for döngüsünü kullanmayı tam olarak öğrenmen lazım. Mesela ben de geldiğimde pek bir şey biliyorum diyemem kodlamaya dair. Ama biliyorsun merakım var. Fazlasıyla merakım var. Seviyorum araştırmayı, bunları. O yüzden gidiyor bir şekilde şu an. Ya bak, merak şunu katıyor. İnsanı yani mesela şu an evangelistik yapabilecek, yani profesyonel olarak değil ama bir miktar yapabiliyorum mesela. Niye yapıyorum? Bütün teknolojide araştırmışım. Bununla alakalı oturuyorum, okuyorum, sabahlara kadar, hı-hı, okuyorum. Bir sürü makale tarıyorum. Şimdi bu insana bilgi katıyor. Tabii ki. Biri bir şey sorduğu zaman ya evet gerçekten ona düzgün bilgi verebiliyorsun. Yani neyle alakalı olduğuna dair. Ya bu da başka bir kısmı. Yani iş sadece kod yazmak da bitmiyor. İnan bana bitmiyor. Aynen öyle. İşin teori kısmını iyi bilmek gerekiyor. Teorik background'unu. Çünkü eğer teoriyi bilmezsen, teoriyi iyi bilmiyorsan devamı gelmiyor. Teoriyi çok iyi bilmek gerekiyor. Pekala sevgili dinleyiciler, haftalık teknoloji programı Chipset'teydiniz. Görüşmek üzere. Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı.
Chipset sona erdi.